Bugün maç öncesindeki röportajda şunu söylemiştim. Özellikle rakibimizin kaybetmesinden sonra, puan kaybetmesinden sonra yani dünkü Göztepe maçı aslında oyuncularımızın moralini, motivasyonunu böyle çok olumlu şekilde etkilemişti. Ki bugün taraftarın coşkusuna baktığımız zaman onların da gerçekten üst düzey bir motivasyonla buraya geldiklerini gördük. Ki şimdi rakibe 1-0 yenildikten sonra burada tabii oyunu değerlendirmek, şunu yaptık, bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek de çok bana doğru gelmiyor. Ama iyi başladığımız bir oyunda, işte direğe vurup dışarı çıkan, sonrasında da yine David'in çok net bir pozisyonu, Berisse'nin pozisyonu. Şöyle bir baktığımız zaman aslında çok da iyi oynayamadığımız, çok da organize olamadığımız bir maçta nereden baksanız 6 tane çok net yani hani böyle su götürmeyen pozisyon. Maalesef olmadı tabii. Yani bu artık bizim şanssızlığımız diyelim. Ama gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmaması, hani beceriksizlik de vardı ama beceriksizlik kadar şanssızlık da var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta tabii kaybettik. Yani bundan sonraki sürece tabii belki 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama yani bu şekilde tabii kaybetmek biraz üzüntü verdi bize. Tabii şunu ortaya koymak lazım. Bugün işte Doğan, Oğuz, Burak, Robi, David. Yani baktığımız zaman aslında 5 tane yeni oyuncuyla oynadık. Geçen haftaki kadroyu rotasyonu değiştirmek zorunda kaldık. Yeni oyuncuların tabii adaptasyonu maalesef zaman alıyor. Orada da sıkıntı yaşıyoruz. Yani bugünkü tabii uyumsuzluğumuzun belki de oyun kuramamızın altında tabii bu futbol gerçekleri yatıyor diyebiliriz. Yani hani bu takımın kötü oynaması tabii oyuncu kalitesiyle bence çok öyle direkt orantılı değil. Yeni gelen oyuncuların işte David'in daha çok kısa bir süre takımlı olması, Robbie aynı şekilde. İşte Doğan ilk defa 11'de maça başlıyor. Ki Vukovic de bizim için yeni bir oyuncudur. Dolayısıyla tabii bu uyumsuzluğun maalesef sıkıntılarını yaşıyoruz bu dönemde.